Bölüm 11 Tanrı kimdir? Ben kelimesi maalesef gerçek anlamından ziyade sıklıkla kötüye kullanılmıştır. Cehalet nedeniyle hemen hemen herkes onun hakkında yanlış bir fikre sahiptir. Bir şeyi yanlış algılamak hata, doğru algılamak ise bilgidir. Sonradan yatsınabilen her türlü sonuç bilgi değil, fikir ya da hatadır. Bilgi, giana, olumsuzlamaya ya da sorgulamayla düzeltmeye tabi değildir. Nihayidir. Öyle görünüyor ki, kendi varlığınız hakkında sahip olduğunuz bilgi sürekli bir dalgalanma içerisinde. Bir an için mutlu, ardından korku dolusunuz. Sonra yeniden korkusuz, ardından başarılı ve peşi sıra başarısızsınız. Söz konusu bu durum, kendiniz hakkında sahip olduğunuz bilginin aslında nihai olmadığını gösteriyor. İkinci bölümde Krishna, Arjuna'ya kişinin gerçekten kim olduğunu bilmesi gerektiğini aktarmıştı. Sınırlı ben fikrinin yerine sınırsız özün bilgisinin gelmesi gerektiğini söylemişti. Kısıtlama biçimleri Kısıtlama üç çeşittir. Bir nesneyi, mesela bir gülü örnek alalım. Bir gülün mekanda yer kaplayan bir biçimi vardır. Bu sebeple de uzamsal olarak kısıtlıdır aynı anda iki yerde bulunamaz. Buna desaparitçeda, mekana bağlı kısıtlı olmak denir. Söz konusu bu çiçek ayrıca zamanda da kısıtlıdır. Bir zamanlar var olmadığı bir an vardı ve yine bir an gelecek ve var olması sonlanacak. Zamana bağlı bu kısıtlılığa ise kalaparitçeda denir. Üçüncü kısıtlama şekli ise gülü gül yapan diğer tüm nesnelerden farklı, belli başlı bazı niteliklere sahip olmasıdır. Gül sadece güllük haline sahiptir. Gül olmanın dışında başka nitelikleri yoktur. Bu kısıtlamaya Vastu da ismi verilir. Niteliklere bağlı kısıtlama. Kendi fizik bedenimiz dahil, yaratılış içerisinde her nesne bu üç kısıtlamadan musariptir. Ben buradayım cümlesi, uzayda kısıtlıyım anlamına gelir bir balık gibi yüzmeyi ya da bir kuş gibi uçmayı dilerdim ise niteliklere bağlı kısıtlamayı ifade eder. Bedeniniz, düşünceleriniz, biriktirdiğiniz bilginiz ve duyu organlarınızın hepsi kısıtlıdır. Eğer siz bu beden-zihin bileşiği iseniz, kesinlikle kısıtlı bir varlıksınız. Ancak görüyoruz ki bu kısıtlamayı memnuniyetle kabul etmiyorsunuz. Hepimiz özgür olmak istiyoruz. Eğer özgürlük erişilebilir bir şeyse, Krishna Arjuna'ya özgürlüğün kendinden başka hiçbir yerde olamayacağını söyler. Ki bu durumda özgürlük zaten kişinin ta kendisidir. Elde edilen herhangi bir kazanç kişiye özgürlük veremez. Çünkü her kazanç bir miktar kaybı da içinde barındırır. Krishna Arjuna'ya, sen bu beden zihin bileşiği değilsin. Çünkü bu bileşik senin tarafından biliniyor. Sen öznesin. Her tür bilgi nesnesinden farklısın. Sen biçimsiz kaytanya, farkındalıksın. Ve bu sebeple mekanda ya da zamanda hiçbir kısıtlamaya tabi değilsin. Zaman mekan kısıtlaması beden zihin bileşiğine aittir. Öze değil. Kendini sana aktarıldığı biçimde idrak et. Sen sınırlı değilsin. Sen sınırsızsın demektedir. Bu dünyayı kim yarattı? kişinin kendi doğasının farkındalık olduğunu bilmesi kafasında yeni bir soru yaratabilir. Zaman ve mekan dahil, her şey farkındalık içerisinde ve ben de farkındalığın ta kendisi isem, bu durumda tüm yaratılış benim içimdedir. Eğer öyleyse, o zaman bu dünyayı kim yarattı? Benim yaratmadığım kesin. Yıldızları ve güneşi kim yarattı? Bunu da benim yaratmadığım kesin. Bulutları kim yarattı? tüm her şeyin muntazam bir şekilde çalışmasını sağlayan evrensel yasaları kim yarattı? Gelgitlerin ve mevsimlerin döngüsünü kim yarattı? Var olan her canlının ihtiyaçlarını kim karşılıyor? Dünya herkesin yararlanabilmesi için düzenlenmiş, içi dayalı döşeli bir ev gibi. Dünyanın mutfağı, kuştan arıya ve insana, her canlıya yemek sunuyor. Tüm canlılar, yaşama devam edebilmek adına gerekli dolanımlara sahip. İnsanlar havadan oksijen solumak için burun deliklerini kullanırken, balık oksijeni sudan solungaçları aracılığıyla temin ediyor. Bu dünyada herhangi bir şey öylesine asla var olamaz. Yüz yıl dayanabilme yetisine sahip insan makinesi dahil her şey ustaca tasarlanmış. O zaman bu zeki ve anlamlı yaratılışın ardındaki imza kime ait? Bir şeyin ardındaki sebebi bulma arzusu İnsanoğlunun doğal bir güdüsü. Eğer ben ateş var dersem, bunun kanıtını sorgularsanız. Ben de duman gördüm, o halde ateş olmalı diyebilirim. Herhangi bir çıkarım ya da varsayım için, insan zekası bir hetu, sebep talep eder. Bu sebep avcısı davranışı olmazsa insan, duyularıyla yönlendirilen bir hayvana benzer. Ne bir çıkarım, ne varsayım, ne de nihai bilgi mevcut olabilir. Nesnel Yaratılışın Sebebi Nesnel yaratılış tüm gözlemcilerin algısına açıktır. Nesne vardır ve bu sebeple sen, ben ve diğerleri onu görebilir. Bu öznel bir yaratılışa karşıttır. Çünkü böylesi özel bir yaratılış sadece yazarı tarafından algılanabilir. Bir rüyada bir dağ görebilirsiniz. Dağ nesnel bir yaratılış değildir. Sizden başka kimse onu göremez. Zihinde dağı görebilirsiniz ve işte tam da bu sebeple özel bir şekilde dağ vardır diyebilirsiniz. Peki bu nesnel yaratılış nasıl açıklanabilir? Onun ardındaki yazar kimdir? Her tür yaratılışın ardında yarattığı şeyin ne olduğunu, amacını ve yaratım araçlarını tam olarak bilen bir yaratıcı olmalıdır. İşte böylesi özneye, Nimitta Karan'a, nedensel sebep, belirli bir şeyi yaratma yetisi ve bilgisine sahip zeki kişi denir. Bir çömlekçi çömleğin ne olduğunu ve nasıl yapabileceğini bilir. Hangi malzemeyi ve aletleri kullanması, nasıl şekil vermesi gerektiğini bilir. Bir çömlekçi çömleğin ne olduğunu ve nasıl yapabileceğini bilir. Hangi malzemeyi ve aletleri kullanması, nasıl şekil vermesi gerektiğini bilir. Kısacası, çömlekçi çömlek yapma bilgisine ve yetisine sahip olan kişidir. Bir kuş yuva yapmak ve bir arı da bir petek yapmak için gerekli yeti ve bilgiye sahiptir. Söz konusu bu dünya içinde tüm yaratılışın bilgisine ve dünyayı yaratma gücüne sahip bir yaratıcı olmalıdır. İnanç ya da bilgi Eğer size bir saat göstersem, bu saatin bir yaratıcısı olduğuna inanıyor musun desem cevabınız evet olur. Kimseyi bu saati yaparken görmediniz. Ancak yine de saat ustasının var olduğunu söylemektesiniz. Vardığınız sonuç hiç görmemiş olsanız dahi büyük 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 babanızın varlığını sorgulamak ve ispatlamayı gereksiz kılacak aynı neden avcılığına dayanır. Burada var olmanız büyük 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 babanızın da sizden önce var olmuş olduğunu ispatlar. Siz bir nedenden ötürü olmuş olması gereken bir sonuçsunuz. Her ne kadar saatin ustasını bilmiyor olsanız da bir ustasının olması gerektiğini biliyorsunuz. Çünkü her sonucun bir nedeni olmalıdır. Şimdi inancın ne demek olduğunu analiz ederim. İnanç, herhangi bir bilgi etmeden önce sahip olunan bir yargıdır. Sorgulama ile doğrulanmaya tabidir. Her ne kadar hiç tanışmamış olsanız da Devadatta çok iyi bir adamdır dediğinizi varsayalım. Devadatta'nın gerçekten iyi olup olmadığını bilmiyorsunuz. Ancak öyle olduğuna sadece inanıyorsunuz. Çünkü birisi Size onun iyi olduğunu daha önce söylemişti. Bu inancı yatsıyabilecek pek çok ihtimal vardır. Eğer Devadatta ile tanışırsanız ve o da iyi ya da kötü birisi çıkarsa, o andan itibaren sahip olduğunuz şey artık inanç değil, Devadatta hakkındaki bilgidir. İnanç bilgiye dayanmaz. Bu nedenle her zaman sarsılabilir. Sarsılamayan inanç, inanç değil bilgidir. Eğer bir milyon insan ateş soğuktur derse bunu kabul etmezsiniz. Çünkü ateşin sıcak olduğu gerçeği kimse tarafından yatsınamaz. Şimdi saat ve saat ustası örneğini hatırlayalım. Eğer saat ustası deneyimine inanıyorum dersem, onun varlığı olumsuzlamaya tabidir demektir. Saatin bir yaratıcıdan bağımsız var olma ihtimali var mıdır? Hayır. Bu, sahip olduğunuz bir saat ustasının varlığının bilgisidir, inancı değil. Buna benzer şekilde Tanrı'ya, bu dünyayı yaratana inanıyorum demeniz doğru değildir. Zeka ve amaç dahilinde mevcut olmuş olan yaratılışı görüyorsunuz. Bu sebeple sadece inanmıyorsunuz. Bunun arkasında bir yaratıcının var olması gerektiğini biliyorsunuz. Bir çömlekçinin çömleğe dair tüm bilgi ve yetiye sahip olması gerektiği gibi, yaratıcının da tüm bilgilere ve yetilere sahip olması gerekir. Yaratıcı kadiri mutlak, ve her şeyi bilen olmalıdır. Böylesi bir varlığı burada, dünyada bulamıyorsunuz. O sebeple, onun cennet diye isimlendirilen sizin bilmediğiniz bir yerde olduğunu hayal ediyorsunuz. Diyorsunuz ki cennetteki tanrı bu dünyayı yarattı. Ancak bu basit önerme zekanızı uzun süre tatmin etmiyor. Çünkü sonra şu sorun ortaya çıkıyor. Bu dünyayı yaratırken eğer tanrı cennette oturuyorsa, o zaman cenneti kim yarattı? Bir başka şekilde sorarsak, eğer Tanrı cenneti yarattıysa, cennet yaratılmadan önce Tanrı neredeydi? Bu sonsuz soru zinciri, yaratılışın ardında eşdeğerde önemli başka bir sebebi gözden kaçırmamızdan dolayı ortaya çıkar. Maddesel sebep. Yaratılmış olan her şeyin ardında sadece bir yaratıcı, zeki bir sebep, yani onu gerçekleştirmek adına gerekli zekaya sahip kişi değil. Aynı zamanda o şeyin yaratımında rol oynayacak malzemeye de ihtiyaç vardır. Kil olmadan çömlekçi çömlek yapamaz. Bir şeyin yapıldığı malzemeye upadana karana maddesel sebep denir. Bu dünyanın yaratıcısının dünyayı yaratmak adına malzemeye ihtiyacı olmalıdır. Eğer biz bu malzemenin tanrıdan farklı olduğunu söylersek, o zaman bu malzemeyi kim yarattı diye sorabiliriz. Buna bir başkası diye cevap verirsek o zaman da söz konusu bu kişinin nasıl dünyanın yaratıcısı olduğu sorgulanabilir. Nihayetinde hala aynı soruya tabiizdir. Peki o zaman bu yeni tanrı dünyayı yaratmak için malzemeyi nereden tedarik etti? Eğer bunu başka bir maddeyle gerçekleştirdiyse o malzemeyi nereden buldu? Mantıksal absürtlüğün sonsuz döngüsünden kaçmak için Tanrı'nın kendisinin bu yaratılışın ardındaki maddesel sebep olduğunu söylemeliyiz. Tanrı malzemeyi kendi içerisinden bulmuş ve kendi varlığından bu dünyayı yaratmıştır. Mundaka Upanishad'da bunun hakkında şöyle denir. Tıpkı bir örümceğin ağını dışarıya fırlatması ve sonra geri içerisine çekmesi gibi. Örümcek hem Upadana Karana hem de Nimitta Karana yani hem ağın malzemesi hem de onu ören kişidir. Benzer şekilde siz de bir rüya gördüğünüzde, hem rüyanın yaratıcısı hem de ona malzemeyi tedarik edensiniz. Rüyanızda yaratılan okyanus, dağ, güneş ve ay sizin tarafınızdan ve yine sizden öylesine canlı bir şekilde yaratılmıştır. Siz rüyanın hem upadana karana hem de nimitta karanasısınız. Bu dünyada hem nedensel hem de maddesel sebebi olan kişinin imzasıyla mevcuttur. Eğer Tanrı maddesel sebebi ise Yaradılıştan ayrıksı değildir. Bir çömleği elinize aldığınızda aynı zamanda çömleğin malzemesi olan kiri de elinizde tutarsınız. Altın bir zincire dokunduğunuzda aynı zamanda altını da tutmuş olursunuz. Bir nesne nereye giderse malzemesi de peşini takip eder. Nesne yapıldığı malzeme tarafından desteklenir. Sonuç asla maddesel sebebinden ayrı değildir. Eğer Tanrı yaratılışın maddesel ve nedensel sebebi ise Tanrı ve yaratılış arasında nasıl bir mesafe olabilir ki? Tabii ki hiçbir mesafe olamaz. Tanrı, yaratılışın içerisindedir. Yüce Krishna, Arjuna'ya bunu şöyle açıklar. Arjuna, benden sebep olarak daha yüce hiçbir şey yoktur. Bu dünyada gördüğün her şey, bir ipe dizilen tesbih taneleri gibi benim içimde ilmik ilmik örülmüştür. Ben yaratılış, yok ediliş ve süre gelişin ta kendisiyim. Ben gelecekteki her şeyi içerisinde barındıran depoyum. Asla yok edilemez olan tohumum. Ki tüm gelişim benden hasıl olur. Ben tezahür etmemiş, duyularla algılanamayan ve tezahür etmiş dünyadaki her şeyi kapsayanım. Tüm varlıklar bende ikamet eder. Ancak ben onlarda değilimdir. Krishna bu mısralarda şunu ima eder. Ben bu yaratılışın ardındaki imza sahibiyim ve maddesel nedenim. Mekan, zaman, yıldızlar, güneş, ay, dünya, ağaçlar, tohumlar, erkekler, kadınlar, her şey ama her şey benim içimdedir. Her şey benden gelmiştir ve bende yok olacaktır. Ben yaratılıştan ayrı değilim. Beni cennette oturmuş sadece seni izleyen birisi olarak düşünme. Aynı hakikat İşavasya Upanishad'da şöyle ifade bulur. Dünyada hareket eden ne varsa Tanrı ile kuşatılmıştır. Şimdi bana söyleyin, Tanrı'yı nerede aramalısınız? Ben senin yapıldığın malzemeyim, ateşim, havayım, suyum, sende olan her şey benim. Bu nedenle benden ayrı bir şey yok der Tanrı. Tanrı'nın sizden uzakta olduğu sonucuna vardıysanız, Tanrı'yı nasıl arayabilirsiniz? Bir adam asla kafasını aramaz. Eğer Tanrı'yı arıyor ve görmek istiyorsanız, bu önermede Tanrı'nın sizden ayrı olduğu hatası mevcuttur. Bilgi sahibi olmadan sonuca varmak, hata yapmak, düşünmeyen, olgunlaşmamış bir zihnin ürünüdür. Bilgiden önce sonuca varamazsınız ve bilgiden sonra sonuç gereklidir. Çünkü bilginin ta kendisi sonucu getirir. Ne yoruma, ne de olumsuzlamaya tabi değildir. Tanrı'nın biçimi nedir? Eğer Tanrı sizin önünüzde belirli bir biçimde görünecekse o sadece o biçime sahip olduğu sonucuna varmak bir hatadır. Biçimle kısıtlanmış bir Tanrı herhangi başka kısıtlı bir varlık gibi olacak ve ibadete layık olmayacaktır. Tanrı tüm yaratılışın ta kendisidir ve bu nedenle tüm biçimler O'nun biçimleridir. Bu nedenle kişi, Tanrı'yı her biçimde çağırabilir. Krishna'nın biçiminde Arjuna'ya görünen Tanrı şöyle demektedir. Benden başka hiçbir şey yoktur. Ben bu yaratılışın eser sahibiyim ve her şey benim içimde kaybolur. Eğer Arjuna Krishna'ya her şeyi bilen, her yeri kapsayan yaratıcı ben nedir diye sorsa, Krishna, her şeyi bilen, kadiri mutlak ve her yerde var olduğunu fark ettiren farkındalık bendir der. Eğer bu öğretiden sonra birisi kısıtlı sendeki ben kimdir diye sorarsa kısıtlı bilgimi kısıtlı gücümü ve kısıtlı biçimimi bilmeme vesile olan farkındalık bendir diye cevap verir. Sınırlı iki ayrı farkındalık yoktur. Hem sende hem de Tanrı'da aynı farkındalık ben vardır. Ve her şey o farkındalıkta vuku bulur ve devinir. Eğer referansınız bedeninizde veya duyu organlarınızda değil de sınırsız farkındalıktaysa tüm dünya bende var olur diyebilirsiniz. Eğer burada ne öğretildiğini doğru anlarsanız işte o zaman bunu söyleyebilirsiniz. Dalga ve okyanus Okyanusta küçük bir dalga kısacık hayatının kıyıya vurunca biteceğini fark eder. Küçük dalga bir dalga kıranın onu takip ettiğini gördüğünde lütfen kurtar beni. Ben çok küçüğüm. Sonum gelmek üzere. Bak nasıl da ölümlü bir dalgayım. Lütfen beni yok olmaktan kurtar diye haykırır. Dalga kıran dalganın budalalığına gülümser ve rahatlatıcı bir şekilde şöyle cevap verir. Korkma, sen yok olamazsın. Çünkü sen ölümlü bir dalga değilsin. Sen seni yaratan tüm bu okyanusun değişmez hakikati olan sudan oluşmaktasın. Okyanus seni ve sayısız dalgayı yaratan tanrıdır. O okyanus hepimizi kapsar ve zaman içerisinde hepimiz onda yeniden çözünürüz. Sen okyanustan farklı değilsin. Senin doğal sudur. Okyanus sudur. Eğer bunu anlarsan ölümlü olmadığını göreceksin. Senin için asla bir yok oluş yoktur. Tıpkı okyanus ve dalganın aynı sudan oluşması gibi Tanrı ve sen de yekpare tek bir sınırsız farkındalıksınız. Tüm yaratılış sende, farkındalıktadır. Tanrı senin özündedir.